sokaktaki gündemi farklı. Aynı zamanda belki bunu da düşünüyor diyebiliriz en azından. Peki, şimdi birinci bölümde sizlere çözüm süreci ya da her de isimle adlandıracak olursak olalım. Bütün bu söylenenleri, konuşulanları, yapılan çağrıları, verilen cevapları aktardık. Peki, tüm bu gelişmeleri nasıl yorumlamak lazım? Neye işaret ediyor? Şimdi bu konuyla ilgili olarak Kısa Dalga Medya Yayın Yönetmeni Kemal Göktaş bizlerle birlikte ve kendisiyle bunu konuşacağız. Günaydın. Günaydın, iyi yayınlar Musa abi. Çok teşekkürler. Evet, ne diyorsunuz? Size de sürpriz oldu mu? Ve devamında ne düşündünüz? Yani ilk bu, tüm bu yani el uzatmadan, el sıkışmadan itibaren bütün söylenenler, yapılan yorumlarla ilgili olarak ne söyleyeceksiniz? Sürpriz oldu evet. Yani Türkiye'de pek çok kişiye bu bir sürpriz olarak gelmiştir. Ama buna dair çeşitli işaretler vardı, çeşitli emareler vardı. Bu emareler konuşuluyordu. Ama bu tür şeyler, Kürt meselesi söz konusu olduğunda işte İmralı ile görüşmeler, Kandil ile temaslar aslında bir süreklilik arz eden iddialar biçiminde yer alır. Açıkçası bu hamlenin Devlet Bahçeli'den gelmesi, yani ilk adımı Devlet Bahçeli'nin atmış olması hemen herkes için sürprizdi. Çünkü Bahçeli burada bir siyasi risk de ortaya koymuş oldu. Hatırlayın, ilk ya da kaçıncı diyelim, işte Oslo süreci vardı. Oslo sürecinden sonra 2013 yılı başlarında başlayan bir çözüm süreci vardı. Çözüm sürecinde, yani 2013-2015 arasındaki çözüm sürecinin en önemli muhalifi MHP'ydi. AKP'ye belki de tek muhalefet ettiği, en etkili muhalefet ettiği şeylerden biri bu çözüm sürecinin yürütülmesiydi. Hatta 2015'te masanın dağıtılması, çözüm sürecinin bitmesinin ardından AKP-MHP koalisyonunun, yani Cumhur İttifakı'nın harcında da Kürt meselesinde bir güvenlikçi yaklaşımın, çözüm sürecine işte Erdoğan'ın deyişleri rafa kaldıran yaklaşımın temel harç olduğu da söylenebilir. Dolayısıyla bu radikal adım, yani MHP'nin liderinin gidip mecliste DEM partilerin elini sıkması bugüne kadarki söylemi düşünüldüğünde Bahçeli için radikal bir adımdı. Bu bir sürpriz gerçekten ama hani taşları da üst üste koyduğumuzda aslında AKP-MHP için de kaçınılmaz bir hamle gibi de duruyor. Niye kaçınılmaz? Çünkü buna hani yeni bir çözüm süreci başladı mı başlamadı mı tartışılıyor ama biz buna yeni bir süreç diyebiliriz. Artık bu nasıl adlandırılacak biraz da orta vadedeki gelişmeler gösterecek buna. Bu bir yeni süreç. Bu yeni süreçte dil değişti. Dilin değişikliğinin en önemli göstergesi Bahçeli'nin dün meclis grubunda yaptığı konuşma. Ne yaptı Bahçeli? Hani eli kanlı, bebek katili, terörist Abdullah Öcalan, MHP literatüründe Abdullah Öcalan'a seslenildiğinde hep bu sıfatlar anılır. Ama ona bu defa bir çağrı yaptı. Hani dedi ki örgütünü tasfiye et, silahları bıraktır. Hatta şunu dedi, hani barıştan mı yanasınız yoksa düşmanlıktan mı yanasınız, mealen söylüyorum şeklinde bir soru da sormuş oldu. Evet. Dolayısıyla Bahçeli'nin söylemi ve davranışlarındaki bu değişim Cumhur İttifakı'nın yeni bir sürece girdiğini gösteriyor. Bu yeni süreci ne zorladı peki? Yani ne oldu da Cumhur İttifakı birdenbire bir U dönüşü yaptı Kürt meselesinde? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da buna eşlik eden açıklamaları vardı. Bahçeli'nin tokalaşmayla ilgili söylemlerini destekledi. Ve Kürt sorunu bitmiştir diyordu uzun bir süre. Şimdi yeniden ana dil meselesini gündeme getirdi. Anasının dilini konuştuğu için insanların gördüğü zulmü hatırlattı. Şimdi bütün bu açıklamalardan tabii yeni bir sürece girdiğimizi anlıyoruz. O yeni sürecin temelinde ne var? Bir kere iç ve dış gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz. Evet. İçteki temel mesele yeni anayasa. Buna kuşku yok. Yani bir yönetememe krizi ile bir ekonomideki sıkıntıların devam etmesi ve AKP'nin oylarının düşmesi, önümüzdeki seçimler için hayli zor geçeceği anlaşılıyor Cumhur İttifakı açısından. Ve bunu aşmak için bir araç olarak
anayasa değişikliğini gündeme getirdi Erdoğan. En başta anayasa değişikliğiyle murad ettiği şey yeniden aday olabilmek. Bu çok, çok açık. Yani bir siyasi ikbal, siyasi beka kaygısıyla hareket ediyor. Baştan itibaren bütün söylemlerini bunun üzerine kurdu. Hatırlayın, hani Cumhur İttifakı'na ve topluma bir çağrı olarak, önümüzdeki çağrı olarak anlaşılabilecek şekilde bir daha aday olmayacağını kendisi ifade etti. Yasaya göre olmayacağını ifade etti. Çünkü artık yasayı çok zorladılar. Aslında bu dönemde aday olamayacaktı, olmaması gerekiyordu. Ama YSK ne yazık ki anayasayı açıkça ihlal edecek biçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığına izin vermişti. Ama yolun sonuna gelindi. Bir daha seçimler normal zamanında yapılırsa aday olamayacak. Dolayısıyla ne yapması gerekiyor? Meclis aritmetiğinde ya erken seçimi zorlaması gerekiyor, bu pek mümkün görünmüyor, ya da yeni bir anayasa yapılarak, yeni anayasaya da bazı hükümler konularak adaylığını yeniden gündeme getirmesi gerekiyor. Bu siyasi motivasyonla hareket ettiğini gösteren çokça şey var ve Devlet Bahçeli'nin de zaten 2015'ten bu yana Erdoğan'ın en sıkı destekçisi olduğunu düşünürsek Bahçeli'nin de buna eşlik ettiğini görüyoruz. Peki ama yeni anayasa sürecinde ikna edebileceği kesimler var mı? Bir kere CHP buna ikna değil. CHP anayasanın sürekli ihlal edildiğini hatırlatarak, anayasayı sürekli ihlal eden, hatta literatüre anayasasızlaştırma diye bir kavramı sokan AKP'nin yeni anayasasıyla ortak olmayacaklarını söyledi çok haklı biçimde ve buna kapıları kapattı. Diğer partiler, yani işte Saadet Partisi grubu adı altında birleşen ya da İYİ Parti, bunların da yeni anayasa meselesinde pek de Erdoğan istediği çizgide olmadığını söyleyebiliriz. O zaman elde DEM Parti kartı kaldı. DEM Parti'yi buraya katmanın koşulu ne? O da Kürt sorununda bir çözüm arayışı. Ve aslında bunu herkes farkında. Yani her ne kadar iktidar sözcüleri hani bunun yeni anayasayla ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirtse de, hem DEM Parti lideri Tuncer Bakırhan'ın önceki açıklamaları, yani anayasa, yeni bir anayasaya açık kapı bırakan, hem de sonraki gelişmeler bize bunu gösteriyor. Bir kere içteki temel motivasyon yeni anayasa. Dışta ise bir süredir AKP zaten Suriye politikasının iflas ettiğini açık açık ilan etmişti. İşte Esed yeniden Esad olma yoluna gidiyor. Görüşmek için diplomatik faaliyetler yürütülüyor. Sık sık Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğüne, ki kendisi belki bu toprak bütünlüğünü en çok ihlal eden ülke, muhalifleri silahlandırarak Suriye'deki rejime karşı savaştıran ülke ve fakat Suriye'nin toprak bütünlüğünü hatırladı ve de buradaki temel motivasyonlardan biri de Rojava'daki Kürt oluşumuna, hani yeni bir Kürt devleti olasılığına ilişkin Türkiye'nin bugüne kadar Erdoğan'ın ısrarla dile getirdiği, işte bir gece ansızın gelebiliriz ya da orayı tamamen yok edeceğiz mealindeki açıklamaların karşılığını yapamamış olması. Orada bir de İsrail tehdidi var tabii. Her ne kadar İsrail'in Türkiye'ye saldıracağı gibi yine iç politikaya yönelik bir hamasi söylem geliştirseler de bölgede ki taşlar yerinden oynadı. İsrail'in Lübnan'la İran'la olan savaşı ve de Suriye'deki gelişmeler Türkiye'yi yeni bir politika arayışına itti. Bu yeni politika arayışında Rojava'daki oluşumun kalıcı olma olasılığı da var ve bu da Türkiye'yi rahatsız ediyor. Şimdi şimdiye kadarki gelişmeler bize bunu gösteriyor. Bir de neler oldu peki? Bunu konuşmak gerekiyor. Tamam. Yani yeni süreçte, hani yeni çözüm süreci değil ama bir yeni süreçte ne oldu? Çok önemli bir haber Amber'in zaman yurt dışında yaşayan gazeteci arkadaşımız, o bir haber yaptı ve dedi ki İmralı ile Kandil arasında bir görüşme oldu. Bundan şunu anlıyoruz, bir devlet yetkilileri İmralı ile bir temas kurmuş. Aslında bu çok da yeni bir şey değil. Yani devlet yetkilileri İmralı ile
sürekli ya da ihtiyaç duyduklarında ya da konjonktür gerektirdiğinde temas kurduklarını biliyoruz. Ama bir de şunu söylemek gerekiyor, tabii hatırlatmak gerekiyor. Öcalan çok uzun bir süredir ne avukatlarıyla ne de yakınlarıyla görüştürülüyor. Dolayısıyla orada hatta avukatlarının bir kampanyası var bununla ilgili. DEM Parti de yine 13 Ekim'de Diyarbakır'daki gösterilerin temelinde yine bu Öcalan'a uygulanan tecrit vardı. Dolayısıyla İmralı ile görüşüldüğü ortaya çıkıyor. İmralı ile Kandil arasında bir görüşme yapıldığı ortaya çıkıyor. Tabii bu yani resmi yetkililer tarafından yalanlanmadı. Belki hani nesi yalanlanacak moduyla yaklaşıldı ama biz bunun doğru olduğuna dair çokça da bilgiye sahibiz. Yani böyle bir temasın kurulduğuna dair ve orada hatta detaylar var. Nedir işte? Öcalan'ın dile getirdiği bazı görüşlere Kandil'den itiraz geldiği, sorular soruldu. Bunun üzerine Öcalan'ın sinirlenip telefonu kapattığı. Tabii bunu devlet yetkilinin açıklaması lazım. Böyle bir görüşme oldu mu, olmadı mı? Ama anlıyoruz ki bir şeyler olmuş orada ve bir temas var. Şimdi bu temas tabii Öcalan'ın hem Kuzey Suriye'ye, Rojava'ya ilişkin bir takım telkinlerde bulunduğu ve bir takım yine işte örgütün üst düzey yöneticilerinin akıbetine ilişkin bir takım şartları öne sürdüğü dile getiriliyor. Bir temas varsa, bir görüşme de varsa biz aslında yeni bir süreçten artık net bir şekilde söz edebiliriz ve bunun çözüm süreci şeklinde evrildiğini de söyleyebiliriz. Sırrı Süreyya Önder'in dün meclis grup başkan vekili olarak Erdoğan ve Bahçeli'ye ayrı ayrı teşekkür etmesi de çok önemliydi. Evet. Yani orada tabii Tuncer Bakırhan DEM Parti eş başkanı konuşurken partisini savunacak ve bir pozisyon alacak şekilde konuştu. Ve hani kamuoyuna yansıdığı şekilde henüz bir çözüm süreci olmadığı için de çözüm sürecinin kapılarını açmaya teşvik edici bir dil kullandı, üslup kullandı. İşte İmralı'ya çağrıda bulunuyorsun, Öcalan'a çağrıda bulunuyorsun ama Öcalan'la kimse görüştürülmüyor tecritte. O zaman o tecriti kaldır, ne dediğini duyalım dedi. Ama Sırrı Süreyya Önder'in meclis grup başkan vekili olarak bunu bir teşekkür biçiminde ifade etmesi bence çok önemliydi. Buradan artık bütün bu birikimin bir çözüm sürecine doğru evrilebileceğinin güçlü bir işareti olarak gördüm. Çünkü o da Erdoğan ve Bahçeli'yi ayrı ayrı teşekkür etti. Çözüm sürecinin, önceki çözüm sürecinin önemli bir aktörü olduğunu da hatırlatarak. Dolayısıyla önümüzde hani başlığa şunu çıkartabiliriz. Yeni bir süreç var ama çözüm mü belli değil. Spotunda da işte şunu söyleyebiliriz. Burada Cumhur İttifakı yine kendi bekasını düşünerek hem dış politikadaki çıkmaz onlar için bir beka sorunu haline geliyor. Hem de seçimlere doğru giderken Erdoğan'ın aday gösterilmemesi ve belki de bir sistem değişikliğiyle iktidarda kalabilme umudu onları DEM Parti ile ya da Kürt siyasetiyle yeni bir ne diyelim görüşmeye zorladı. Bu çok açık. Peki Kemal Göktaş, şimdi bir takım bu meselenin tarafları olarak görülebilecek veya muhatapları olarak görülebilecek kişiler ya da oluşumlar var. Örneğin Suriye ile ilgili olarak acaba Amerika Birleşik Devletleri'nin bundan sonraki niyeti ne? Orayı terk mi edecek? Trump gelirse işte olacak mı, olmayacak mı? Veya bu yönetim bu şekilde kalacak mı? Gerçekten işte Amerika Birleşik Devletleri burayı en azından bir belki devlet olarak değil ama bir oluşum olarak bundan sonrası için müttefiki olarak mı görüyor? Diğer taraftan İsrail, örneğin Türkiye ile şu son dönemde yaşamış olduğu, özellikle Erdoğan'la yaşamış olduğu sorun nedeniyle buraya Türkiye'ye bastırmak üzere yüklenebilir mi? Diğer taraftan işte Öcalan'la Kandil görüştü ama işte bir itirazın olduğu ifade ediliyor. Kandil'de herkes acaba aynı görüşte mi Öcalan'ın bu görüşmesinde olası hani bir çağrısına yönelik olarak? Değilse
Orada bir tasfiye süreci olabilir mi? Bunun yanında tabii DEM Parti evet resmi olarak işte mecliste bir çağrıda bulundu, bir cevap verdi. Hatta işte Sırrı Süreyya Önder bir teşekkür de etti. Ama sadece buraya mı bağlı? Diğer taraftan Amerika bu işin içinde mi, dışında mı? Türkiye birlikte mi hareket ediyor? Ya da bir takım pazarlıklar mı var arada? Türkiye'nin bir takım istekleri mi var, yok mu? Bu sorulara bir şey verebilir miyiz? Bir cevap verebilir miyiz? Dolayısıyla bir öngörünüz var mı? Hani şöyle olabilir, şu olasılık olabilir diyebileceğiniz bir şey var mı? Evet, yani her biri çok zor sorular, çok ağır sorular, çok kompleks yanıtlar olan sorular. Ama tabii hani bu olayın bir dış politika ve uluslararası politika perspektifiyle ele alınması gerektiğini de altını çizen sorular. Şurası çok açık ki Amerika'da birçok şey başkanlık seçimine bağlı. Tabii başkanlık seçiminde kimin kazanacağını Orta Doğu politikalarına yansıması olacak. Hani Trump bu konuda biraz daha hani dış müdahaleye, asker bulundurma konularında daha demokratlara göre tırnak içinde daha muhafazakar, yani diyor ki ben oralarda ne arıyorum diyor, niye asker gönderiyorum. Hatta işte Rusya ile savaşan Ukrayna'ya mesafeli duruyor. İşte ben gelirsem savaş kısa sürede bitiririm diyor. Benzer yaklaşımın Suriye ile ilişkin, Orta Doğu ile ilişkin olduğunu da biliyoruz. Demokratlar ise daha geleneksel Amerika'nın müdahaleci dış politikasına yakın görüyor ama onlar açısından da Suriye artık önemli bir mesele haline geldi. Tabii Amerika'nın ne yapacağı, işte asker çekmeye ve orayı oradan çekilmeye ilişkin çokça da Amerikan politikasından sızan bilgiler var ya da açıklamalar var. Ama tabii bu artık İsrail'in yeni girdiği süreçte bunun da değişebileceğini öngörmek zor değil. Çünkü İsrail hakikaten bölgesel bir savaşı tetikleyebilecek şekilde, ki aslında yaşananlara bir savaş adını da koyabiliriz. Yani özellikle İranlı olana, hani böyle düşük yoğunluklu bir çatışmayı yer yer geçiyor. Evet. Dolayısıyla İsrail'in İran-Lübnan'la savaşında ve Filistin'le savaşında artık yeni bir aşamaya geçildi ve de o yeni aşamada daha büyük riskler var. Yani daha yoğun çatışmalar ve topyekün bir savaş riski de var. Bu konjonktürde Amerika'nın biraz İsrail'in arkasına sürüklendiği görünümü de var. Yani ağırlıklı yorum bu yönde olduğu için bunun altını çiziyorum. Yoksa bir başka görüşte aslında bütün olanların arkasında, yani İsrail'in arkasında Amerikan planı olduğunu da söylüyor. Ama en azından şimdiye kadarki açıklamalar ya da politik görünüm ikinci olasılığı, yani Amerika'nın biraz İsrail'i zapt edemediğini, bir bölgesel savaş riskini kışkırtmasını önleyemediğini de bize anlatıyor. Orta Doğu'daki bu gelişmeler Türkiye'yi yeni pozisyon almaya zorluyor. Bu çok doğru ve de bu yeni pozisyon alırken orada Kuzey Suriye'deki, Rojava'daki özerkliğin, yani Suriye yönetiminden ayrı bir özerk yapı olarak varlığını devam ettiriyor. Suriye'ye bağlı ve de belki Türkiye'nin himayesinde bir yapıya dönüştürülmesi arzusu olduğunu görüyoruz. Bence Türkiye oradaki oluşumu tamamen yok etme konjonktürünün de kaçırıldığının farkında. Çünkü Suriye ile oturmak istiyorsa artık masaya, bunu söyledi. Yeni bir Suriye toprağını işgal etme girişimine heves etmesi, buna girişmesi de oldukça zor görünüyor ve bununla da tutarsızlık arz eder. Dolayısıyla zaten şimdiye kadar işte yeni süreçte Türkiye'nin taleplerinden birinin Rojava'daki oluşumu kısmi bir özellikle ama silahlı güçlerini de Suriye ordusuna bağlayan bir yapıya dönüştürülmesi talebi olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla böyle bir talep de ortadayken yeni bir Orta Doğu'daki gelişmelerin de Kürt sorununda çözüm açısından Türkiye'yi zorladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii mesele şu, meselenin en önemli
zayıf noktası bu. Bir önceki çözüm sürecinde de bu çok tartışılmıştı. Kürt sorunu, hani kim ne derse desin, Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi ve de bu sorunun çözümü için hani iki tarafın da anlaşması ve de iki tarafın da tabanlarını ikna etmesi, Türkiye'nin toplumsal barışına hizmet edecek şekilde bu sürecin yürütülmesi için temel motivasyonun demokrasi ve birlikte yaşama arzusunun güçlendirilmesi olması gerekiyor. Hı hı. Ama 2013 ile 2015 arasında sürdürülen çözüm sürecine baktığımızda Erdoğan'ın çözüm sürecini kendi iktidarını pekiştirme temel amacıyla yola çıktığını ve 2015'te seçimleri kaybettikten sonra da çözüm sürecinin kendisine değil muhalefete yaradığını düşündüğü için de masayı dağıttığını görüyoruz. Hani burada iktidar tabii ısrarla masayı kendilerini dağıtmadığını, işte örgütün daha önce masanın dağıtıldığına ilişkin açıklamaları olduğunu söylüyor ama o dönemi yaşayan gazeteci olarak şunu da biliyoruz ki bir takım provokasyonlar zaten baştan itibaren çözüm sürecini engellemeye, çözüm sürecini akamete uğratmaya yönelik provokasyonlar sıklıkla yapıldı. Ve de bu provokasyonların büyük bölümünün arkasında daha sonra öğreniyoruz ki, daha sonra ya da ispatlanıyor ki Fethullahçı güvenlik mensuplarının, yargı mensuplarının çok yoğun şekilde etkili olduğunu görüyoruz. O çözüm sürecinde Amerika'nın tabii resmi açıklamalarda bu süreç destekleniyor görünüyordu ama bence Amerika orada çözüm sürecinde pek de bunu isteyen, pek de bunun gerçekleşmesini arzu eden bir noktada değildi. Çünkü burada gerçekleşecek büyük bir barışın ve bu sorunun çözülmesinin Amerika'nın bölgesel çıkarlarına çok da uygun olmadığını düşünüyordu. Bu Fethullahçı güvenlik kuvvetleri eliyle yapılan provokasyonların da bundan bağımsız olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Zaten Amerika ve Batı netlikle ve ağırlığını koyarak çözüm sürecinin başarıya ulaşmasını isteseydi buna katkı verecekleri çokça da alan vardı. Ama hem o çözüm sürecinde Amerika'nın ve Batılı güçlerin devrede olmadığını görüyoruz. Yani Türkiye ve Kürt tarafı çözüm sürecinde üçüncü bir tarafın buraya gözlemci olarak ya da arabulucu olarak katılmasını tercih etmedi. Oslo sürecinden bağımsız olarak. Dolayısıyla bugün de Amerika'nın burada bu çözüm sürecini, olası bir çözüm sürecini destekleyip desteklemeyeceğini bilmiyoruz. Amerika orada Rojava'daki etkisini devam ettirmek ve de kendisine bağımlı bir yapı oluşturmak isteyebilir. Bu da bir yeni çözüm sürecine evrilmesini engelleyebilir eğer Türkiye bu yönde ağırlıklı bir kanaat oluşturup bu yönde kararlı davranmazsa. Dolayısıyla aslında Kürt sorunun çözümü Türkiye'nin çıkarınadır. Kürt sorunun çözülmesi, Türkiye'nin orada barışı sağlaması ve de Türkiye sınırları dışındaki Kürtlerle, yani Suriye, Irak ve İran'daki Kürtlerle dostane ilişkiler içerisine girmesi, belki işbirliklerini güçlendirmesi Türkiye'yi bölgede güçlendirecek bir etki yapacaktır. Bu hem işte 40 küsur yıldır devam eden ve kaynakları tüketen bir çatışmanın sona ermesi hem de bölgesel etkisinin arttırılması anlamında çok olumlu bir adım olacaktır. Ama burada Türkiye'nin irade göstermesi ve de iki tarafın da büyük tavizler vermesi gerekiyor. Bu tavizleri verirken de çünkü hem Oslo sürecinin bitiminde işte Habur karşılaması travmasında gördük. Yani orada Türk toplumu Habur'da işte PKK'lı yöneticilerin ya da oradan gelen heyetin bir zafer
kutladığını düşündü. Bunu kendisi açısından bir yenilgi olarak gördü ve o yenilgiyi hazmedemediğini ifade etti. Çok çeşitli biçimlerde bir toplumsal reaksiyon ortaya çıktı. Bundan ders alınarak biraz da 2013-2015 arasındaki sürece girildi ama orada da şeffaf, toplumu bilgilendiren, en azından tarafları bilgilendiren, meclisi bilgilendiren bir süreç işletilmedi. Daha çok İşte Kandil İmralı hattında bu süreç yürütüldü. Halbuki CHP'nin ve önceki Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği ve şimdiki genel merkez yönetiminin de sıcak baktığını bildiğimiz sorunun mecliste çözülmesi ki DEM Parti de buna destek vermişti. Hatta hatırlayın Kılıçdaroğlu bunu ilk dile getirdiğinde İyi Parti dahi Musavat Dervişoğlu'nun açıklamalarıyla o dönem yeni bir çözüm sürecinin meclis eksenli, meclis temelli olmasına destek vereceklerini söylemişti. Dolayısıyla toplumsal barışı, demokrasinin güçlendirilmesini ve bu sorunun çözülerek Türkiye'nin bölgede rahatlamasını ve güçlenmesini arzu eden bir bakış olsaydı bu ana muhalefeti de kapsayacak şekilde meclise ağırlık verecek bir içerikle yürütülürdü. Ama ne yazık ki başta da dediğimiz gibi yeni sürecin temel motivasyonunun yine iktidarın beka kaygısı olduğunu anlıyoruz. Yani zayıflayan iktidar kendisine tırnak içine tabi bu bir ittifaklık ilişkisi değil ama bu aynı zamanda bazı konularda özellikle yeni anayasa konusunda birlikte hareket etme olanağı sağladığı için hani bir tür ittifak olarak da adlandırılabilir, arayışlarına itiyor. Ama Kürt tarafı buna nasıl yaklaşacak, o da çok ciddi riskler içeriyor. Çünkü gerçekten de 2013-2015'ten sonra çözüm sürecinin kendisi mahkum edildi. Yani o süreçte yer alan aktörlerin devletin izniyle ve de bazen de devletin mesajlarını taşıyarak gittikleri, işte Kandil'de çektikleri fotoğraflar dava dosyalarına delil olarak girdi. Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ başta olmak üzere Kürt siyasetçiler çözüm sürecindeki açıklamaların nedeniyle hapsedildi. Şimdi böyle çok ciddi bir hayal kırıklığı ve çok da ciddi bedel ödedi Kürt siyaseti. Yani çatışmaya giren tarafların ödedikleri bedeller bir yana, onu hani bu süreci tamamen dışında tutsak dahi, legal, barışçıl siyaset yürütmeye çalışan Kürt siyasetinin aktörleri cezaevlerine girdi, kayyumlar atandı vesaire ve de bu süreçte çok hani iktidarla ilişkileri de çok onlar açısından Kürtçe kabul edilemez bir noktaya geldi. Siyaset yapamaz hale gelmişlerdi. Dolayısıyla böyle bir süreci de yaşadı. Şimdi burada çok daha farklı gitmesi gerekirken işler bambaşka bir dizayn var. Oradaki hoşnutsuzlukların, oradaki homurdanmaların, oradaki itirazların da daha güçlü olacağını öngörebiliriz. Hani eğer işte yine doğruysa ön koşunu da koyarak Kandil'deki bir yöneticinin Öcalan'a itiraz etmesi o örgütün kültüründe çok da olası görünmüyordu aslında. Yani çünkü bir lider kültü olan bir şey ama onu sinirlendirip telefonu kapatacak kadar bir itiraz gelmiş deniliyor. Dolayısıyla evet burada çok ciddi bir mesele var. Aynı zamanda böyle bir sürece girilecekse ikna edilmesi gerekiyor. Tabii Türkiye toplumunun da ikna edilmesi gerekiyor buna. Çünkü önceki çözüm sürecindeki birçok yaşanan şey Türkiye toplumunu da çok ciddi rahatsız etti. Aslında destek çok üst düzeydeydi. Toplumsal destek vardı. Ama çözüm süreci bittikten sonra yaşanan çatışmalar nedeniyle sanki o çatışmaların kaynağı çözüm süreciymiş gibi bir dil oluşturuldu. Ne yazık ki bu dili siyasetin geneli de eşlik etti. Yani her ne olursa olsun bir toplumsal barış arayışının, bir demokratikleşme arayışının olumlanmadığı, bunun hatta tukaka edildiği bir dönemden geçtik. Ana muhalefet CHP çözüm sürecine 2013-2015 arasında destek verdi bunu. Aksini söylemek, haklarını yemek olur. Ama ardından geliştirilen bu çözüm sürecin tukaka edildiği,
çözüm sürecinde yaşanan şeylerin sanki sonraki çatışmaların kaynağıymış gibi lanse edildiği bir söylemi özellikle ana muhalefette de çok yaygın olarak kullanıldığını gördük. Bundan vazgeçilmeliydi. Ama tabii şimdi işte CHP zaten Kürt sorununda önceki yaklaşımlarını peyderpey geride bırakan bir çizgide ilerliyor. Özgür Özel'in de Kürt sorununa ilişkin açıklamaları olmuştu daha önce. Bunu bir sorun olarak gördüğünü ve Kürtlerin bazı haklarının ihlal edildiğine dair sözleri vardı. Ama son gelişmelere ilişkin de kendi kritik pozisyonunu koruyarak, yani ana muhalefetin ne dediği, böylesi bir arayışta çok çok önemli. Sadece aldığı oy bakımından değil, bütün toplum üzerinde yaratacağı tesir bakımından da CHP'nin ne diyeceği çok önemli. Bir Güneydoğu gezisi var Özgür Özel'in bugünlerde. Denk gelmesi de önemli. Ama zaten CHP'nin böyle bir sürece baştan hayır diyeceğini düşünmüyorum. Ama tabii bu yeni anayasa bağlamında araçsallaştırılırsa ve bu yeni anayasa işte ilk dört madde tartışılıyor. Devletin temel niteliklerini, işte demokratik, layık, sosyal hukuk devleti niteliklerini geriye götürücü biçimde ilk dört maddeye bir müdahale olursa, bu olmasa dahi, yani sanki sadece ilk dört maddeye dokunulmadığında o anayasa değişikliği mütebermiş gibi de algılanmasın. CHP'nin ve toplumsal muhalefetin, toplumun genel itiraz edeceği çokça şey yapılabilir. Çünkü bir yapboz tahtasına çevirdiler anayasayı. Kendi iktidarını devam ettirmek için yeni bir değişiklik. Aynı zamanda kendi hani AKP MHP'nin temsil ettiği Türk İslam sentezinin antidemokratik ve laikliği aşındıran yönünü de anayasaya yansıtmak isteyecektir. Bu anlamda Erdoğan'ın kurmak istediği ama bir türlü kurmayı başaramadığı yeni rejimin de önemli halkalarından biri haline getirmek isteyecektir yeni anayasayı. Bütün bu iç içe geçmişlik, bütün bu tartışmalar sanırım bu yeni sürecin zorluklarını ifade ediyor. O nasıl gelişecek? Hani o da öngörüde bulunmak çok zor. Ama meclisin devreye girmediği, toplumun desteğinin sağlanmadığı, tarafların hassasiyetlerinin gözetilmediği, çünkü bunları Türkiye yaşadı, bütün bunlardan ders çıkarılması gerekiyor. Hani bir hatırlayın, bir Dolmabahçe'de bir masa kuruldu. Yani Dolmabahçe'de Öcalan'ın bildirisi okundu devlet yetkililerinin, işte bakanların eşliğinde ve orada herkes bunu Türkiye tarihinde çok önemli bir dönemeç olarak, Kürt sorunun çözülmesine artık geri dönülmez bir aşama olarak gördü. Ki her ne kadar başarısızlığa ulaşmış olsa da ve çok kanlı biçimde bitmiş olsa da çözüm süreci toplumsal belleğe de yazıldı. Yani böyle bir sorun var ve bu sorunun çözümü için belli bir aşamaya gelindi yakın tarihte diye artık toplumsal belleğimizde de bir şey oluştu. Bu anlamda boşa gitmedi ama yeni dönemde bütün bunların hesaba katıldığını görmek gerekiyor. Açıkçası Erdoğan'a kimse güvenmiyor bu açıdan. Buradaki tek şey, tek farklılık belki Bahçeli'nin de bu sürece girmiş olması. Bahçeli'nin girmiş olması toplumdaki itiraz edebilecek, en kesin itirazları yöneltebilecek bir kesimin sürece onay verdiği anlamına gelir ki bu toplumsal barış açısından çok önemli. Yani MHP tabanının ikna edilmesi böyle bir sürece belki de en pozitif yönlerinden biri olur olası bir yeni çözüm sürecinin. Evet. Peki şimdi çözüm süreci ifadesi belki şu an için, hani şimdi sıfırdan başladığımızı düşünelim. Elbette öyle değil ama amorf bir şey. Dolayısıyla neye göre şekillenecek bu? Yani mesela Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli evet böyle bir çağrıda bulundu ama arkasından şunu da ekledi. Yani buranın sahibi biziz. Diğer taraftan Erdoğan'la mesela el uzattık ama kopartmaya çalışmayın gibisinden bir ifade kullandı. Dolayısıyla karşı tarafın, muhatabın
istekleri veya beklentilerini daha doğrusu sınırlayacak bir ifade değil mi bu? Bu anlamda evet, bugüne kadar nasıl gelindi, ne oldu, ne bitti, son dönemde özellikle buraya gelinmesini zorlayan sebepler bunlar, tamam. Fakat bundan sonrasında gerçekten bu çalışabilir mi, olabilir mi? İki taraf birbirinden ne isteyebilir? Çünkü kırmızı çizgiler de var iki taraf içinde. Ne öngörüyorsunuz? Yani önceki çözüm sürecinin en kritik meselelerinden biri Rojava'daki oluşumdu. Kuzey Suriye'deki oluşuma özellikle Öcalan'ın, devletin buna dair taleplerine bu bizim kırmızı çizgimizdir şeklinde yanıt verdiğini görüyoruz. Öncelikle hani bir masadan söz etmek için çok çok erken ama bu süreç yeni bir çözüm sürecine evrilirse kurulacak masadaki temel sıkıntılardan biri o olacaktı. Şimdi anlıyoruz ki yani Amber'in zamanın haberinden de anlıyoruz ki bu konuda sanki hani Rojova'nın statüsü konusunda bir taraflar bir anlaşım, yani taraflar dediğim Öcalan ikna edilmiş ki Kandil'e bir telefon edilmiş ve orada Suriye'den ayrı bir devletleşmeye ya da güçlü bir özerkliğe değil de Suriye'ye daha bağımlı ama Türkiye'nin himayesinde bir oluşum konusunda bir ne diyelim, bir anlaşma varmış gibi görünüyor. Ya, ya da bu haberin iddiası o. Bu kırmızı çizgi aşıldıktan sonra aslında çözülmeyecek çok büyük mesele kalmadığını düşünüyorum. Her ne kadar Türkiye bu konuda hani iktidar diyelim, Türkiye demeyelim, iktidar Kürt sorunu kalmadı, Kürt sorunu çözüldü noktasına gelmiş söylemini çok dile getirse de Kürt sorunun temel parametreleri var tabii. Yani onları hem DEM Parti'nin taleplerinden biliyoruz hem de artık uzunca bir süredir dile getirilen görüşlerden biliyoruz. Dil meselesi çok önemli. Kürt tarafında kırmızı çizgi olarak adlandırılabilecek bir mesele. Ana dilde eğitim ve dil üzerindeki çeşitli baskıların kaldırılması aslında Kürt sorunun ana meselelerinin bir olarak karşımıza çıkıyor. Tabii DEM Parti'nin sık sık dile getirdiği bir statü meselesi, yani Kürtlere bir statü verilmesi meselesi, bunun aslında hani yerel yönetimlerin güçlendirilmesiyle aşılabileceğini, bunun adının çok da hani özellik olarak konulmadan ama Türkiye'nin geneli içinde bir ihtiyaç olduğu vaaz edilerek, çünkü gerçekten Avrupa'daki örneklerine bakıldığında Türkiye'de yerel yönetimler çok güçsüz ve iktidar da yerel yönetimler kaybettikçe o yetkileri de daraltıyor. Birkaç mesele var böyle. Tabii en önemli meselelerden biri tabii bir genel af meselesi olur. Ama onu da bir adına af denilmeden yasalarda yapılacak değişikliklerle, infaz indirimleri ve toplu tahliyeleri sağlayacak düzenlemelerle aşılabilmesi çok mümkün. Dolayısıyla ortada böyle hani çok da ya çözülmeyecek, burada taraflar geri adım atmaz denilecek bir manzara da pek yok. Yani Türkiye ne yazık ki bütün bu çatışmalı sürecin ardından hani meselenin ne olduğunu bence toplumsal bilinçaltı diyelim, hani siyasetçiler falan bunu dile getiriyor ama önemli olan bir de toplumun buna nasıl baktığı. Orada biraz bu işler artık netleşmiş durumda, itirazlar olsa da ve bu çok kolay ikna edilebilir, yani çok zor olmayacak bence ikna süreci. Daha büyük engeller bence işte bu siyasi ajandalarda ortaya çıkacak. Şimdi biz pozitif yönleriyle söylüyoruz da ama bir yandan da AKP MHP'nin iktidarının harcında ve iktidarların devam etmelerinin harcında antidemokratik, Kürt sorununda güvenlikçi söylem var. Yani bu gevşetildiğinde bekledikleri gibi iktidarlarını güçleneceği zayıflatıcı bir evreye doğru da gittiğini gördüler. 2013-2015 aralığında hakikaten Gezi eylemlerinin de etkisiyle toplumda Kürt siyasetine bakışta bir farklılık vardı. Yani Gezi'de yan yana gelinmişti. Hatta hatırlayın o dönem işte şey deniliyordu. Hani yıllardır bize Diyarbakır anlatan bu medyaya
Gezi'de gördük. Bize kim bilir ne yalanlar söylemişler diye bir Kürtlerin orada olmama, yani Kürt siyasetinin yeterince Gezi'de olmamasına yönelik sistemler, bu aynı zamanda birlikte hareket etme arzusunu gösteriyordu. Çünkü yer yer katıldı o dönem BDP'ydi. Ama itirazlar da vardı bu tartışmalar. Aynı zamanda neyi getirdi? Kürt siyaseti daha çok görünür oldu. Medyadaki ambargolar kaldırıldı, ana akımda çıktılar. İşte hatta Kandil'deki basın toplantısına devletin resmi ajansı da dahil olmak üzere ünlü gazeteciler, televizyoncular gitti. Ve 2015 seçimleri, Haziran 2015 seçimleri belki de Türkiye'de en özgün seçimler olarak tarihe geçti. Niye? Çünkü özellikle özgür bir tartışma ortamına en çok yaklaşılan seçimlerdi. Ne oldu peki? AKP tek başına iktidar olma niteliğini kaybetti o seçimlerde. Ve de HDP çok ciddi oy artışları, işte barajı geçti ve de Diyarbakır'da mesela %80 civarında oy aldı. Özellikle Kürt şehirlerinde inanılmaz bir desteğe kavuştular. AKP'nin murat ettiği şey bu değildi. AKP şunu murat ediyordu Erdoğan: çözüm sürecinde ben sorunu çözen taraf olarak Kürtlerin desteğini alırım ve dolayısıyla iktidarımı sağlamlaştırırım. Yani temel bakış açılarından biri buydu. Ama gördü ki hayır, böyle bir özgür tartışma ortamı, medya ambargolarının kalktığı bir ortam olduğunda muhalefet ve muhalefetin bölgedeki temsilcisi HDP çok ciddi bir güç kazanıyor. Aynı olasılıklar yine olabilir, aynı şeyler olabilir. Burada tabii risklerden biri CHP ile ya da muhalefetin geri kalan kesimiyle Kürt siyasetin önümüzdeki dönemde bakış açılarının farklılaşması olabilir. O da işte yeni anayasa ve Erdoğan'ın yeniden aday olabileceği ya da iktidarların devam ettirecek bir formülün o yeni anayasaya girmesi halinde CHP buna itiraz edecektir. CHP'nin desteğini almayan bir çözüm süreci de çok esaslı biçimde ilerlemeyecektir. Yani çok çeşitli riskler var burada. Çok kolay bir süreç olarak da görünmüyor. Evet. Çünkü ne yazık ki temelinde dediğim gibi şey yok. Yani ya biz bu sorunu çözüp Türkiye'yi toplumsal barışını sağlamış, işte demokrasinin önündeki engeller kaldırılmış ve bölgedeki Kürtlerle de ilişkileri iyi olan bir ülke haline getirelim motivasyonun değil, biz iktidarımızı nasıl devam ettiririz, nasıl bu sorunun çözümünü kendi iktidarımızda bir aracı kılarız gibi bir yaklaşım var ve bu da en büyük risk bence. Evet. Peki, şimdi çok kısa bir yanıt rica edeceğim. Bu durumda iktidar cenahı yeni bir anayasa önerisi getirebilir ki getirmeye çalışıyorlar zaten ama örneğin DEM Parti tarafını veya tam olarak işte Kürt tarafını buna ikna edebilir. Ama onların da elbette bu yeni anayasa ile ilgili olarak daha önce yapmış oldukları yorumlarda beklentilerini ortaya koyduklarını biliyoruz. Bu yeni anayasa farklı bir takım tanımlamaları getirebilir. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarifiyle ilgili olarak ve böyle devam edebilir olasılığı var mı? Yani soruyu yani doğru anladıysam yeni anayasada DEM Parti'nin ve MHP'nin uzlaştığı bir anayasa fikri hakikaten zor bir fikir. Yani evet. Çünkü çok ciddi talepleri var Kürt hareketinin ve onların özellikle vatandaşlık tanımından tutun da resmi dile dair, işte demokratik hak ve özgürlüklerin genişletilmesine dair çokça talepleri var. MHP ise bunun dışında bir bakış açısına sahip. AKP de zaten demokratik hak ve özgürlükleri genişletmek değil, tamamen kendi iktidarın bekasına yönelik düzenlemeler peşinde. Dolayısıyla yeni anayasanın içeriği zorlayıcı olacak. Velev ki iktidar gerçekten bu sorunu çözmeye niyetli olmasın. Yani eğer iktidar Cumhur İttifakı şu motivasyonda hareket ederse, ya bu bir süreçse, o zaman karşı tarafın ne dediğini de hesaba katmalıyız. Ve bu süreci toplum destek verecekse toplumun hassasiyetlerini de
hesaba katmalıyız. Dolayısıyla anayasayı toplumun sözleşmesi haline getirmeliyiz. Ama yani AKP'nin, MHP'nin pratiği bu değil. Onlar ülkedeki anayasayı rafa kaldırdılar. Anayasaya uymuyorlar. Zaten anayasaya uydukları durumda dahi bir tek adam yönetimi varken o tek adam yönetimini düzenleyen anayasanın kuralları dahi rafa kaldırılmış durumda. Dolayısıyla çok zorlu bir süreç olur bu. En şey noktası da bu burada yeni anayasa tartışmalarında bunu bir toplum sözleşmesi, yani CHP'liyi de işte İYİ Partili'yi de diğer MHP dışındaki milliyetçileri de ya da AKP dışındaki dindar kesimleri de ikna edebilecek demokratik bir anayasa perspektifi. Bu olmadıkça eğer diyelim ki İmralı'yla iktidar anlaşsın. Bunun uzun süreli olmayacağı, bunun karşılığının olmayacağı, buna toplumsal direncin olacağını çok net görüyoruz. Bir de şey değil, eskisi gibi yani 2019 yerel seçimlerinde iptal edilen İstanbul seçimlerinden önceki gelişmeleri hatırlayın. Orada Öcalan bir mektup açıklamıştı işte bir akademisyen aracılığıyla. Ve orada İmamoğlu'na oy vermeme çağrısı olarak algılandı bu. Ama Kürt seçmen, HDP seçmeni o mektuba rağmen gidip İmamoğlu'na oy verdi. Dolayısıyla bu tür şeyleri de artık HDP seçmeninin ya da şimdi DEM Parti seçmeninin hani yukarıdan böyle bir talimat geldi ona göre hareket edelim diyecekleri bir ortam da yok. Dolayısıyla hani hakikaten ne yapılması gerektiği çok açık belli, o konuda bence çok bir zorluk yok ama iktidarın meseleye yaklaşımı nedeniyle aşılması gereken çokça güçlük var. Evet. Peki, Kısa Dalga Medya yayın yönetmeni Kemal Göktaş. Çok teşekkürler. Gerçekten çok değerli analizlerdi. Size kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun, iyi yayınlar. Tamam. Evet, gerçekten Kemal Göktaş'ın bu saptamaları